Nöromitler serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız efendim. Hatırlarsanız nöromitleri konuşuyorduk. Niye konuşuyorduk nöromitleri? Beyin hakkında, zihnimiz hakkında, davranışlarımız hakkında nereden bildiğimizi bilmediğimiz bir takım ezberlerimiz var. Ve bunlar sadece altı boş bilgi olmayan ezberler olmakla kalmıyor. Bazen hayatımızı yanlış da yönlendirebiliyorlardı. O yüzden bugün yeni bir nöromitle konuyu biraz açımlamaya çalışacağız ki bu nöromit de bayağı meşhur ama çok şükür son yıllarda etkisi biraz azalmakta olan bir nöromit. Daha evvel sağ beyinlik, sol beyinlik, sağ beyin yaratıcıdır falan hikayelerinden biraz bahsetmiştik. Onun öyle olmadığını konuşmuştuk. Ama sağ sol beyinle ilgili çok ilginç bir nöromit var. Uzun süre zihinlerimizde yankılandı. Hala da etkisi devam ediyor. Erkekler sol beyinli, kadınlar sağ beyinlidir. Değildir efendim. Nöromitlerin en problemli olanlarından bir tanesidir. Kadın ve erkeğin cinsiyet farklarını hani Türkiye'de en çok kim anlatıyor derseniz ikinci sıraya en az ben yerleşebilirim. Birinci sırada Serkan Kara İsmailoğlu var. O çok güzel bahsediyor bundan. Ben de çok anlatırım çünkü biyolojik farklılıklarımız gerçekten yaşamımızda belirleyici bir şey yapıyor. Ama beyin lateralizasyonu yani sağ sol beyin hikayesine geldiğimizde erkeklerin sol beyinli, kadınların sağ beyinli olduğunu düşünmek mevzuyu tam anlamamaktan, erkek kadını da tam anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu nöromitin doğru bilgi hali şu. Erkek de kadın da aynı oranda sağ ve sol beyinlerini kullanırlar. Fakat bilişsel yetenekler açısından onların milyonlarca yıllık evrim sürecinde öne çıkan becerileri birbirlerinden farklıdır. Kadınlarda başka beceriler daha öne çıkar. Toplumsal rol, evrimsel yetenekler açısından biraz daha öndedir. Erkeklerde farklı başka bazı özellikler öne çıkabilir. Ve bunlara baktığımızda bunların aslında önemli bir yüzdesi erkeklerde hani sol beyne atfettiğimiz bazı becerilerle ilgili. Evet, bakınca öyle gözüküyor. Kadınlarda da sanki sağ beyne atfettiğimiz bazı özellikler öne çıkıyor gibi gözüküyor. Ama yapısal araştırmalar, bağlantısal araştırmalar, işlevsel yani beyin herhangi bir işi yaparken nasıl çalışıyor tarzı izlediğimiz o çalışmalar sağ ve sol beyin kullanım oranı açısından kadın ve erkek arasında bir fark olmadığını bize açıkça gösteriyor. Dolayısıyla erkekleri mesela sol beyinli diye nitelememiz niye böyle? Genellikle işte erkeği bırakırsan kendi başına daha teknik işlerle, daha mühendislik işleriyle vesaire falan uğraşmaya meyli çok. Çok da bu erkeklerin tamamı böyle değil biliyorsunuz. İşin içinde sanatçı, işte düşünür, efendim daha böyle süptil, abstrak konularla, soyut konularla uğraşmayı seven bir sürü de hemcinsimiz var. Dolayısıyla burada büyük bir çeşitlilik var zaten. Öte yandan daha böyle teknik gibi gözüken, mesela mühendislik dediğimiz bir alan var. Mühendisliği herkes belli şeyleri ezberler, işte makine mühendisliğinde olduğu gibi. Makine şöyle çalışır, böyle çalışır, bir makine yapılacak zaman parçaları birleştir, çıkar gibi anlıyor. Mühendislik aslında orijinal itibariyle bir sanat dalı sevgili arkadaşlar. Sorun çözme sanatına mühendislik adı veriliyor. Siz tabiatta var olmayan bir çözümü soyut düşünme sisteminizdeki onun mekanı sağ beyindir. Onunla hayal edip, onunla tasarlayıp sol beyninizdeki yeteneklerinizle hayata dökebildiğiniz sürece yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Bugün yaptığımız ana akım şey pek mühendislik değil aslında. Teknik uygulayıcılık desek çoğu zaman belki daha doğru söylemiş olacağız. Gerçek mühendislik, gerçi mühendisler işte Leonardo da Vinci örneğinde görüldüğü gibi, bizim Lagari Hasan Çelebi örneğinde görüldüğü gibi ya da tarihte gördüğümüz birçok o polimat insanın enteresan fikirlerinde gördüğümüz gibi müthiş yaratıcı ve ağırlıklı olarak aslında bir sağ beyin faaliyetidir. Bugün birçok şeyi bağlamından çıkarttığımız gibi bu yaratıcı süreci de maalesef sol beynin otomatik etiketleme ve uygulama çiplerine indirgediğimiz için, tabiri caizse beyinde çip yok bu arada ama hani çip diyelim, ağzımız alışsın, yok alışmasın, kafamıza daha kolay yatsın diye. Bu kısmına indirgedikçe ne oluyor efendim? Maalesef beyin işlevlerini anlamaktan da uzaklaşıyoruz. Bir erkek ya da kadın bir insanın performansını, yeteneklerini, potansiyelini kullanma konusunda da maalesef çok büyük acize düşebiliyoruz. Erkeklerde öne çıkan çoğu yetenek istatistiksel olarak öne çıkmaktadır. Bütün erkekleri aynı şekilde belirlemez. Hakeza kadınlarda da öne çıkan özellikler yine istatistiksel bir belirlemedir.
Her bir kadında aynı şekilde gözükmez. Peki kadınlarda öne çıkan, sağ beyne atfedilen ve kadınları sağ beyinliymiş, sağ beyinleri daha iyi çalışıyormuş gibi düşünmemize vesile olan yetenekler nedir? Mesela sözel beceri, toplumsal iletişim, empati, duyguları okuyabilme falan filan gibi yetenekler aşikardır. Yani bütün testlerde bunu gösterir. Erkeklerden çok daha üstündür. Bunun evrimsel olarak çok iyi anlayacağımız bir sebebi var. Vücudundan bebek diye bir canlı çıkarıyor. 3-4 sene onun bakımını, hayatta tutulmasını üstlenmek durumunda. Derdini anlatamayan bu bebeğin bütün efendim derdini o anlayabilmeli. Adeta zihnini okuyabilmeli. Ve birleştirici, bütünleştirici, düşünsel bir yapıya sahip olarak aileyi bir arada tutabilmeli. Bu da çok zor bir şey. Yani birçok kişiden oluşan, en az 3 kişiden oluşan aile dediğimiz bir yapıyı bir arada tutacak sosyal becerilere de büyük oranda sahip olmalı. Erkeğe nasıl tarihte bir görev biçilmiş? Avcı, toplayıcı, gitsin, alsın, evi korusun, yeni kaynak bulsun falan filan gibi. Ama bunlar, tekrar ediyorum, istatistiksel olarak dağılmış şeyler, hepimiz için aynı şekilde geçerli değil. Ve sağ beynin ya da sol beynin fazla ya da farklı çalışmasıyla ilgili değil. Erkek ve kadın her biri aynı potansiyelle, benzer potansiyellerle doğarlar ve yaşamın onlara biçtiği görevlere göre öne çıkarttıkları yetenek setleri farklılaşır. Bu biyolojik determinizm adı verilen, benim de hiç sevmediğim bir görüşe kapı açtığı için tehlikeli bir nöromit. Ben sıklıkla bu konuları anlatırken biyolojik determinist gibi konuşmakla itham edilirim. Halbuki benim bütün yapmaya çalıştığım şey tam tersi bir söylem geliştirmektir. Ne demek biyolojik determinizm? Genleriniz, yapınız böyleyse bittin abi, sen ömür boyu böyle olacaksın demektir biyolojik determinizm. Ben ona asla inanmıyorum. Sadece insan değil, bütün canlılar çevrelerinin çocuğudur. Çevreleriyle şekillenirler. İnsan çevresiyle, etkileşimiyle şekillenen bir canlıdır. Biz çevreyi değiştiririz, çevre bizi değiştirir. O yüzden her aksiyonumuz bizim kaderimizi belirler. Bu nöromitlerle mücadele etmemizin, bu nöromitlerin doğrularını öğrenmemizin de önemi tam olarak burada yatıyor. Eğer doğrusunu anlarsak, doğru bir aksiyon alıp geleceğimizi daha güzel dizayn edebiliriz. Erkek ve kadın her konuştuğumda en sonunda söylediğim cümle, yine şimdi söyleyeceğim. Onlar birlikte çok güzel, ayrı ayrı hiçbir işe yaramazlar. Birbirlerini tamamlasınlar diye uzmanlıkları var. Ancak bir aradayken optimum çalışıyorlar. Hani bu da hepimizin kulağına küpe olsun efendim.